be Ayşe. Evet. Ya, canımız istiyordu. Bugün herkes dolma dolma yesin vallahi, dolu dolu. Ben ama böyle şey, küçük dolma çok seviyorum. Şöyle minik bıdık 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 böyle bir lokmalık dolmaları çok severim. Herkese merhabalar, günaydınlar. Ayşe'cim sen de günaydınını söyle. Herkese günaydın. Bütün Türkiye'yi öpüyorum. Yemek yapan dursun. Ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten şaşırıyorum. Her gün yemek değişik değişik. Artık yemeğin şey kalmadı. Sonunda gelmiyor. Ama her annenin şeyi değil midir o? Böyle her gün yazık sorarlar. Bugün ne pişireyim? Anne bana sorma. Bugün ne pişireyim bey? Aa ben anlamam. Ne istiyorsun onu ya? Bine kendi başına Serkan kalır anne. Serkan geliyor aşağı. Aşağı abla bugün bize ne yapıyorsun diyor bana. Tencereyi kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor. Biz bugün size ne yapacağız? Bugün Mersin, Nursel'in mutfağında konuk. Çok güzel 4 tane güzel yemeğimiz var. Serapçım konuk olacak. Kızıyla İstanbul'da buluşacak. Belki kızıyla gelir, yetişmezse kızı sonradan gelir. Şahane yemekler var bence bugün menümüzde. Yaptık öğle yemeğimizi. Yanına bir çorba yaparsın artık. Bir salata. Artık yanında sürpriz söylemeyeceğim. Tamam. Hadi sana da kolay gelsin tamam, bana. Tamam. Konuğum geldi. Hoş geldi konuğum, hoş geldi, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz çok nasılsınız? Tatlısı. Sizi gördüm, memnun oldum. Buyur. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk Nursel'cim. Sizi gördüm, çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben her yere böyle şey yapamam da sizin şeyinize dayanamadım. Ay çok güzel, çok teşekkür ediyorum. 4 tane de çok güzel yemek evet, seçtik. Yemek. Hem güzel sohbetler edeceğiz hem de sizin için 4 tane yemek yapacağız. Evet. Neler onlar? Şimdi başta sinik köftesi, yöresel bir yemeğimiz. Hı-hı. Eskiden bunu babaannelerimiz yapardı, dışına şey konulurdu. Şimdi ben patatesli yapıyorum bunu. Ondan sonra yüzük çorbası. Bayılırım. Öyle sever evet. misiniz? Onun çok... üstüne ben bir de kıkırdak yapardı benim babaannem hamurdan. Evet. Kıkırdak, küçücük köftecikler. Hı hı. Acebek, böğrü kara denilir. Benim bir de kayınbabam şeyli Kıbrıs Adalı. Hı hı. Onu çok yapardı. Pazı sapını ile birlikte salatası. Başka evet. son olarak da bir yemeğimiz var. İrmik helvası. Peynirli irmik helvası. Bizim yöremizde hı hı. un helvasını pek yapmazlar. Tamam. Yemeklerimiz bunlar. Evet. Konuğum da dünya tatlısı gördüğünüz gibi. Elimizi yıkayalım, başlayalım mı hemen? Tabii. Heyecanlı mısın? Yok, biraz? Heyecanlı değilim. Değilsin değilim, hakikaten. Değilim. Süper. Değilim. Hadi gel seni odana çıkarayım. Çantanı da alalım. Bugün Mersin, Nursel'in mutfağında konuk. 4 tane güzel yemeğimiz var. İçinde köftesi, para para hamurları, kıkırdağıyla muhteşem bir çorba geliyor. Çok sıkı yoğrulacak, yumuşak bir hamur suda lapalaşır. Nursel'cim kesiyorum artık bunu ben. Küçük küçük köfteler yapacağız. İnceltiyoruz ve vere vere kesiyoruz. Köftemiz oldu, kıtır kıtır, çıtır çıtır. Oh ne güzel de kesmişsin. Kıtırı, kıtırı ve köftesi. Şöyle yapmak istiyorum size ya, şunu bir koklasanız. Yüksük çorbamız hazır. Acebek salatasına geçelim. Pazı sapıyla birlikte salata. Yaşanmışlıkları çok seviyorum. O kadar belli ki her çizginde, saçındaki her telde. Pazının ayıklanmasına başladım. Buharıyla pişecek. Annesiz büyüdüm ben. Her anneler gününde burnumun direği sızlar. Sus ben zaten çok kötüyüm bu konuda. Ne kadar faydalı değil mi pazı?
Böyle çok güzel ekşimi döküyorum. Turunç ekşisi. Sinik köftesi yapacağız. Yapalım. Evet. Tamam. 2 bardak bulgur. Patatesi iyice ezelim. Patatesini de karıştırıyoruz. Bu sinide de yani yapmak çok zevkli. Ya. Malzemeyi koyun. Anne eli deyince başka olur. Domates salçası bir kaşık. Yağ da bol yağ koy. Maşallah süpersin. Yaşını söylemeyeceğim, nazar değmesin. Hiç böyle kesen olmadı daha önce, biliyor musun? Ay çok güzel kestin ya. Yok canım, ben de seni yanağımı. Çok tatlı. Öt sen de benim yanağımı. Güzel mi? Çok güzel. Beğendin mi? Süper. Peynirli irmik helvamızı yapacağız. Sünaberimizi koyacağız. İrmik de 2 bardak. Bunun özelliği birdenbire yanmayacak irmikler. Peynirler de oluyor. Tamam. Öf be, nasıl koktu var ya. Eridikten sonra karıştıracağız. Of 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 of. İrmiğimizi de ısladık. Kemiğimiz de pişiyor. Nursel'cim, sen de çiçek gibisin. Sana Mersin'in turunç çiçeğini getirdim. Ben bunun hastasıyım, biliyor musun? Öyle. Şu an erken değil mi bunun için? Erken değil. Tam Nisan'da açar işte. Mart 15 ile Nisan arası ya. Açar ve Mersin harika kokar. Parfüm şişesi kırılmış gibi. Ben hep bunu anlatırım. Acil gitmem lazım o zaman. Sabahleyin erken uyandığınız zaman sanki parfüm şişeleri kırılmış. Mersin biliyorum. Böyle kokar. Biliyorum. Ama sen de bu çiçek gibisin. Doğru, maşallah. İyiyim, ne yapalım? İlk ne olsun? Şimdi yüzük çorbası yapacağız. Yapalım. Kemik yöresel. Suyun kaynıyor bak. Evet. Burada. Evet. Şöyle iliğimiz, kemiğimiz kuvvetlensin. Çok güzel. Yüzük çorbası adı üstünde, eskiden anneanneler, babaanneler yüzüklerini ya da yüzüklerini hani iğne batmasın diye yüzüklerini kullanırlarmış. Dikiş yüzükleri. Evet. İçinde köftesi, para para hamurları. Ondan sonra hamurdan yapacağımız kıkırdağıyla muhteşem bir çorba geliyor. Evet. Haydi geçtik. Mersin mutfağından yüksük çorbası. 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 su bardağı kemik suyu, 2,5 su bardağı haşlanmış nohut, 1 yemek kaşığı turunç suyu. Hamur için 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı irmik, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı margarin, aldığı kadar su. Köftesi için 250 gram çiğ köftelik kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber ve tuz. Nohutu, sen şekerim yüzük çorba, yüksük mü diyelim, yüzük çorbası. Yok, yüksük. Yüksük, doğrusu. Bu Osmanlı'dan yüksük. Yani? Yüzük değil, yüksük. Şu, benim, evet. Benim parmağıma büyük gelse de. Evet. Şöyle elinize... Dikiş yüksük. Hangi yüksüğü? Parmağa takılırdı bu, şuna, batmasın, batmasın diye? Batmasın diye şuna batılır şöyle. İğne tutulur. Orta şundan da evet. Şey yapılır. Yoksa takviye, buraların böyle edilir. Hep acır, evet, değil acır, mi? İğne batar. Doğru. Evet. Devamlı ya. Dikiş dikenler bunu kullanırlardı. Evet. Tamam. Sen hamurunu yapacaksın. Ben şöyle hamurunu. Bir bezecik. Ben sana istersen şöyle 2 bardak yoğurulma, 2 kepçe koyarsam 2 bardak yapıyor. 1,5 bardak oldu. Tamam. Koyayım yeter, bir tane. Yeter. Kafi. Bir de şeyi yapacaksın ama kıkırdağını da. Kıkırdağını da yapacağız. Kıkırdağı içinde ayırırız. Evet. Şu 2,5 bardak yapalım, garanti olsun. Peki canım. Küçük bir bezesinde para paralar yapacağız. Kalanından da minik minik böyle kıkırdak yapacağız. Kızartacağız hamurları. En üstüne sunum da koyacağız. Ben de soğanına geçeyim. Biraz da irmik ilave ediyoruz ona. Şeyin hamurlaşmaması için. Şeyin. Unun. Yani bu, çorbanın. Bu çok enteresan. Bunu bak kaç izliyorsun sen, evet, de. Bunu bir işte, sürü hamur yapan gördüm. İrmik koyan çok, evet, nadirdir. Bizim Çukurova'da bilhassa Tarsuslu insanlar şey yaparlar, koyarlar. Büyük şeylerimiz, yaşlı babaannelerimiz orada, öyle yaparlardı. Orada bir çay bardağı irmik var. Aynen. Onu ısladık. Şöyle. Yumurtayı yıkamıştım ben, rahat olabilirsin. Sen, yıkandığı için ben de şey yaptım. Evet. Bir kaşık da tuz. Biraz daha bunun ister misin? Özelliği Nursel'cim, çok sıkı yoğrulacak. Yumuşak bir hamur, suda lapalaşır şeyler. Doğru. Kestiğimiz o yüzüklerle kestiğimiz şeyler.
Kaç çocuğun var Serap anne? Üç çocuğum var da iki doğum yaptım, üç çocuğum var. Kızlarım ikiz. 64 doğumlular. Oğlum da 66'lı. İkiz doğdu, o yüzden evet, iki doğum. 19 yaşında ikiz dünyaya getirdi. Vay. Var mı ailede ikiz? Var. Babaannem doğum biliyor yapmış. Biliyor muydun ikiz olacağını, şaşırdın mı? Hiç bilmiyordum ve 9 ayda doktora gitmedim. Doğum yapacağım gün anladım. Şaka yapıyorsun. Evet. İkincisi, doktor bey dedim, karnımın dedim şeyi inmedi dedim. Bir dakika dedi. Acele etme dedi. Daha sonra dedi şey olacak dedi. Bir baktım bir çocuk daha şey olunca elimi kapatmışım. Ne utanıyorsun dedi, iftihar etsene, bir doğumda iki tane çocuk dünyaya getirdin dedi doktor. Şey, o zamanlar hani çok doktora gidilmezmiş, o yüzden doktora gidilmezdi, ben de sıhhatliydim, hiç ihtiyaç hissetmedim yani. İyi hissettiğin evet. için gitmedin. Sancılanınca kayınvalidem aralık ebesi derler bizim orada, kendine doğum yaptıran bayanı çağırdı. Aralık ebesi derler, hiç böyle şeyi yok, diploması filan. Ha, diplomasız olunca mı aralık ebesi? Evet, ebesi öyle diyor. Kendini yetiştirmiş kadıncağız geldi, dedi ki aa dedi, hemen doğum hazır dedi. Ondan sonra benim babam da baytar, duyunca hemen bir belediye ebesi göndermiş. Türkan Hanım vardı Tarsus'ta. Hı hı. O geldi, içeriye girdi, benim ayna edince demiş ki şeye, beyime, bu demiş burada olacak gibi değil demiş. Çocuklar ikiz ve biri de demiş ayaktan ters demiş. Oo. Hiç imkanı yok, olmaz burada demiş. Ha, sen o zaman hastanede öğrenmedin bu durumda. Bana bu söylemiyorlar korkarım ha. diye. Bana söylemiyorlar. Zeytinyağı mı koyayım, ne koyayım? Ne kullanırsanız zeytinyağı sen kullanıyorum ben devamlı. Enteresan olmuş. Ya. Sonra nasıl baktın iki tane çocuğa? İşte kayınvalidem vardı. Birlikte mi yaşıyordunuz? Birlikte oturuyorduk, evet. Hakikaten enteresan yalnız. Bir kere doğuruyorsun ve iki tane çocuğun evet. birden oluyor. Yani bakabilecek gücü varsa eğer, bence de güzel bir Tabii. şey. Kıkırdak için ayırdın. Onu... Evet, onu margarinle yoğuracağız biraz şöyle. Tamam, onu şimdilik şöyle kenara alıyorum. Evet, tamam, onu kenara alın. Şöyle dursun. Bu arada da turunç ekşisi getirmişsin. Bunu evet, kendin bu mi yapıyorsun? Evet, bu çorba için işte bir turunç bunu kendim yaptım. Mısın? Reçelini yaparken sıktım, suyunu da değerlendirdim. Helal. Şeye koyacaksın bunu, yüksüğe. Yüksük çorbasına koyacağız. Tamam. Özellikle eskiden onu kullanırlardı. O da turunç reçeli. Oranın oraya mahsus, Çukurova'ya mahsus. Yaptın. Evet, kendim dün yaptım. Tesadüf Eğitim, yani. Sağlık. Burada börülcen var. Evet. Burada da galiba ufak bir hediye mi yani şey, ekibe de bir şeyler getirmek isterdim Aynen. ama benim ayağım şey olmaz buradan. Çok teşekkür Sizi ederim. Sizi ara ara ziyaret edeceğim. Sağ ol. Ben şimdi soğanın üstüne salçasını koyayım. Bir kaşık mı koyayım Serap anne? Evet. Bir kaşık. Sonra üstüne kemik suyunu koyacağız. Evet. Ben sana böyle ilerliyorum ama. Evet. Bu kemik suyunu böyle süzeyim, içine Heh. Koyayım. Evet. Kapatayım. Biraz da normal su koyayım. Nursel'cim, kesiyorum artık bunu ben. Güzel. Şimdi bunu yüksükten çıkarmak çok zor oluyor. Evet. Normal kendi evlilik yüzüğüyle falan yapan çok gördüm. Hani 5 sezondur yemek programı yapıyorum. He. Yıkıyorlar onu bir güzel. He. Onu böyle ittirmesi daha kolay ya. He. Yukarıdan ittirebiliyorsun. Evet. Normal yüzüğünüzle çok daha kolay yapabilirsiniz. Öbürü kapalı olduğu için çok zor çıkabiliyor. Evet. Ben şimdi nohutunu ekleyeyim senin. 2 bardak kadar. Sonra da köftene başlayayım. Evet. Bunu da o zaman zarfında şey yaparız, keseriz. Küçük karelere de kesebiliriz yani. Ama işte adı üstünde Adında böyle üst. Yuvarlak tabii, ya. Tabii. Bunun güzel özelliği bu. 2,5 koyayım nohut, biraz gözüksün içinde. Hafif haşlanmış nohutunu ekledik.
İstersen köfteni de yoğurayım. Tabii. Ha? Zahmet olacak. Ben de yoğurabilirim. Sen yorulma. Sen kalkıp gelmişsin Nursel yine. Ne olacak canım? Canınız. Karabiber. Karabiber, tuz o kadar. Haydi bismillah. Demek ki çiçek zamanı. Evet evet. Mersin şimdi mis gibi kokuyor. Ve üstünde de meyvesi var sapsarı. Ben illeri gezerken biliyorsun illeri geziyordum daha evet, önce. Evet. İşte beni davet etmişlerdi. Demek ki işte çiçek zamanıymış tabii baharda. Nisan, Mart 15 ile Nisan 15 arası tam mevsimi. Şimdi Adana'da da mesela portakal çiçek festivali var. Hmm. Çok güzel. Küçük küçük köfteler yapacağız. Evet. Ha? Şöyle evet. Bu kadar küçüklük iyi mi? Evet evet iyi. Nohut büyüklüğünde olurdu eskiden. Evet. Nohut büyüklüğünde yaparlar. Bu da bitti Nurselciğim. Kesme işlemimiz bitti. Eline şimdi sağlık. Şimdi kıkırdak, hamurdan kıkırdak yapma şeyine başlayacağız işlemine. Veriyorum hemen. Şunu tabağa alayım. Evet. Evet. Şu şöyle dursun sana şimdi. Kıkırdağı yapmak için ayırdığımız hamuru margarinle ovacaksın. Evet. Ne kadar? Şu küçüğünü yemek vereyim. Yemek kaşığı. Şöyle. Biraz daha alayım. Evet. Tereyağı da olur, margarin çok margarin. Daha farklı bir kıtırlık katıyor. Kıtırlık katıyor, evet. Şimdi ben senin köftelerini kızartayım. Kızarttığımız köfteleri ve hamurdan yaptığımız çıtır hamurları en son sunumda üstüne böyle bırakacağız. Gözükecek onlar. Evet. Nane ile, kuru nane ile yağla şey yapacağız. Kimden öğrendin sen bu yemeği kim bilir? Bunu işte ben yeni yetişip gelirken babaannem öğretmişti. Evlendim geldim kayınvalidem de biliyordu. Ondan sonra işte ara ara yaparız. Gerçi zor olunca şimdi son seneler hiç yapmaz oldum. Yağ mı fazla yağ geldi? Yağ fazla geldi değil biraz. Mi? Evet ölçülü yapsaydım. Önemli değil. Herkesin önünde olmuş oldu. Evet. Baktınız yağ fazla geldi. Evet. Hamuru katılaştırırsınız. Şimdi bunu böylecik şöyle yapıyoruz, inceltiyoruz ve vere vere kesiyoruz. Şöyle oluyor. Yuvarlatılıyor, vere kesiliyor. Şöyle. Şunu koyuyorum. Köftemiz oldu. Kıtır kıtır, çıtır çıtır. Kenara alıyorum onu. Sunumda bize lazım olacak. Şimdi de kıkırdaklarını yapacağız evet, şekerim. Evet. Yağ atıyoruz kıkırdakları. Hemen altı yanıyor mu onu? Yanıyor. Hı, tamam. Karıştıralım. Hı. Oh ne güzel de kesmişsin. İstersen paralarını da atalım. Paraları ha? Atalım tabii bu meyanda. Şey yapalım onu. Meyanda. Bu sırada değil mi? Bu sırada. Vay. Kapamaya yakın bu zaten. Bu evet. Şimdi kaynasın. Beş burada dakika. Da hamurumuz çıtırdasın. 5 dakika kaynayacak. Ben de şunları kaldırayım. Seni şöyle alabilir miyim? Hı. Şununla alalım. Masaya gidelim. Ben onu dök böyle alayım. Birazcık dar ya şey oldu. Yağını almadan. Yağını süzgeç. Şöyle yapalım. Aa, ne enteresan zorlandık değil mi? Tamam. İşte iki kıtırı. Kıtırı ve köftesi. Birazdan. Şey, yani nohut büyüklüğünde köftesi özellikle. Ne kadar ekşi koyalım? Bir yemek kaşığı koyalım. Öf. Ya ay şöyle yapmak istiyorum size ya. Şunu bir koklasanız. Ya, turuncu suyu. Ne kadar koyalım? Yeter. Ekşi sevmeyen olur, seven olur. O yerken ilave tamam. Edilir. Kapatıyorum bunu da. Tamam. Çünkü hamurlar da yukarı çıktı. Evet. Yüksük çorbamız hazır.
sunumda kıtırlarıyla birleşecek. Şimdi katlıyoruz, yumuşasın istemiyoruz. Canım, iyi misin? Çok iyiyim. Vallahi canım. İyisin bence de. Yalnız kuru nane ilave edeceğiz. Onu da sunumda ederiz. Evet. Olur mu? Ne yapalım, neye geçelim? Şimdi şeye, acebek salatasına geçelim. O zaman tavuğunu koymak lazım onun. Evet. Bir an önce olsun. Evet. Şeyini, tavuğun... Pazının saplarını ayıklamamız lazım. Tamam, sonrasında da onu yaparız. Sen şu iki göğsü al. Acebek. Acebek. Böğrü kara da denir buna. Böğrü karayı biliyorum mesela, o ismini. Acebek'i bilmiyorum. Ha. Koyar mısın? Ha, Nursel'cim bir de defne yaprağı ilave edelim tavuk haşlanırken. Hazırladım bile. Şöyle evet, atalım tamam. İçine. Tuz atar mısın? Tuz, biraz da tuz. Haşlanacak. Evet, zaten iki tanecik tavuk göğsü. Çok oldu. Hı. İyi mi? Evet. Neydi böğrü? Böğrü kara. Ya da acebek. Acebek. Valla salata mı dersiniz şöyle, şimdi, diyet yapanlara güzel bir alternatif mi dersiniz? Evet, pazı sapıyla birlikte salata. Haydi bakalım gelsin. Evet. Mersin mutfağından acebek. 1 kilo pazı, 2 su bardağı börülce, 2 parça tavuk göğsü, 1 adet defne yaprağı, 1 su bardağı su ve tuz. Sosu için turunç ekşisi, zeytinyağı, pul biber ve kimyon. Nursel'cim şimdi acebek salatası için pazının ayıklanmasına başladım. Evet. Ben de suyunu kaynattım. Evet, tamam. Börülcen için. Bu börülce çok mu? Yok, iyi. Burada iyi, iki bardak iyi. Kadar var galiba. Evet. Ölçelim. Biraz hayır, 11 bardak da yeter. Bir çok olsun ya. Çok güzel olsun? Ha. Peki. Börülce faydalı. Peki. Salata olunca da pek yani şey olmaz, bir iki gün yenilir. Evet, iki bardak börülcemiz var burada, o burada haşlanıyor. Evet. Burada tavuğumuz haşlanıyor, tavuk haşlanıyor. Belki olmuş olabilir. Şimdi şey de haşlanacak, bunun işlemi bitsin, pazı. Ayıklama pazı. Bunu çok suya koymayacağım yok, diyorsun. Yok, buharında pişecek, bir böyle çay bardağı su ve suyunu dökmeyeceğiz, vitamini ölmesin diye. Aynen, çok güzel bir şey yapıyorsun. Buharında. Kılçıklı mı çıktı biraz? İşte yok, bunun özelliği bu. Kılçıklı değil, hepsi böyle olur. Bunu soyma tarzı. Bunu böyle yapmazsan güzel olmaz. Hmm. Kılçık ağzına gelir yerken yani, rahatsız eder. Senin rujunu sevsinler. Ne güzel ruj sürmüşsün sen. Pembe pembe. Öyle güzel sade olmuşsun. Saçını hiç boyamadın mı? Boyadım. Ama beyim 4 yıl oluyor öleli. Beyimin ölümünden sonra boyamayı bıraktım. Genelde çoğu kadın öyle yapıyor, ona olan saygısını. Hayat artık boş, boş diyorsun yani. Boş, evet. Böyle evet. De şey. Evet, ne kadar acayip bir şey. Şey mi böyle, severek mi evlenmiştin? Severek evlenmedik, bir üç usulü ama yani şey, iyi anlaştık. Çok iyi bir adamcağıydı, Allah rahmet eylesin. Yani beni hiç kırmadı. Yani 49 yıl beraber yaşadık. Ay. Çok zor geldi bana. Ayrılığı. Böyle kavga eden bir çift miydiniz? Hayır. Hani böyle kızınca yatakları ayırıyor ya bazı yok çiftler. Yok, hiç yatağımızı ayırmadık. İşte evimizi ya. De terk etmedik. Ama ufak tefek her şeyin karı kocanın arasında olan şeyler olur. Ve biz evlenirken derlerdi yani, bak gidişin var, dönüşün yok. Bir daha ufak tartışmalarda şeyini, tasını tarağını toplayıp gelme yok dedi babam bana evlenirken. Bak Ceylan'ları anlatıyor, görüyor musunuz? Anladım, yeni evlenecek. Şey dedim. Ceylan yeni evlenecek, iyi oldu. Öyle mi? Böyle ufak tartışmalar dedi. Yavrum dedi, tasını tarağını bohçanı koltuğunun altına alıp da gelme dedi. Ya babamın Ceylan. İlk vasiyeti bana öyle. Ya bak gördün mü? Ceylan niyeyse sana anlattı yani. Nişanlı ya. Bilmiyorum ben yani, öyle yapın. Ama tabii çekilmez, çok titiz insan olur. Çekecek durumun olmaz. Bitti aynen. Mi pazın? Evet, bitti. Şunun içine alalım şimdi onu. Azıcık bir su koyalım. Bir su bardağı kadar koyalım. Az bir şey, buharıyla pişecek bu. Şu kadar iyi herhalde. Evet. İyi bu mi? Hemen pişiyor. İyi. Tamam.
Onu da ver. Şimdi ben tavuğu açayım artık. Olmuştur. Olmuştur, olmuştur. Şunun da altını açayım. O yapraklarından da güzel bir kavurma yaparız. Şey, ya kavurma ya şey sarma. Sarma da çok güzel olur. Şimdi yemekleri kolaylamaya başladık. Bir tane şeyin var, irmik. İrmik helvasıyla sinik köftesi var. Sinik köftesini yapalım. Onu fırına sürdüğüm zaman şey ya ben niyeyse böyle çok seviyorum. Sağ ol canım. Yaşanmışlıkları çok seviyorum. O kadar belli ki her çizginde, saçındaki her telde kim bilir bu ömür neler gördü. Evet, evet. Tabii bir hayat roman işte biz seneler 49-50 yılı geçti. Şey değil mi? Geriye bakıp dönüp baktığında oh be diyor musun? Şimdi annesiz büyüdüm ben. Onun ezikliği var. Geçmiyor zaten. Her anneler gününde burnumun direği sızlar. Sus, ben zaten çok kötüyüm bu konuda. Sen niye annesiz büyüdün? Şey oldu işte, öldü. Ben 8 yaşındaydım, kaybettik. Ah, benim. O zaman buradan bak, İstanbul'dan idealist bir kadın, Taksim Hastanesi'nin baş hemşiresiymiş, doğum kliniğinin, doğuya gidip hizmet vereceğim demiş. Ben çok böyle kar yağarken atla önde jandarma, ben heybenin içinde annemle doğuma gittim. Çok yaşadım o günleri. Çok şükür diyelim halimize, hiç şikayet etmeyelim ki ne güzel bu günlere eriştik. Mutluyuz. Pazımızı kapatıyoruz artık. Evet, çünkü pazı, o suyunu çekti. Suyunu çekti. Sen bunu al böyle. Kaşıkla al istiyorsan. Börülceyi de süzeyim. Ne kadar faydalı değil mi pazı? Evet, şey bağırsakları çalıştırıyor, bağırsaklara mülayimlik veriyor. Çok güzel. Tembellik çekenlere birebir sebze. Mesela çocuklar umumiyetle sebze yemiyorlar. Ben çorbada torunlarıma karıştırıyorum. Hiç olmazsa sebze yemiş olsunlar. Doğru. Haberleri olmadan sebze yemiş olsunlar diye. Evet, hazır. Pul bir biberi. Tek soslanacak. Evet. Şimdi biz bunun sosunu sunumda yapsak mı? O, bunlar bilmiyorum. Bir şey olmasın, mayışmasın tabii, diye. Tabii tabii tabii. Sanki daha mantıklı çünkü daha evet. İki yemeğimiz var. Evet, tamam Nurselciğim, bu oldu. Muhteşem bir salatamız oldu. Sinik köftesi yapacağız, yapalım. Evet. Tamam. 2 bardak bulgur. Patatesi iyice ne ezelim. Patatesini de karıştırıyoruz. Bu sinide de yani yapmak çok zevkli. Ya. Malzemeyi koyun. Anne eli deyince başka olur. Domates salçası bir kaşık. Yağ da bol yağ koy. Maşallah süpersin. Yaşını söylemeyeceğim, nazar değmesin. Hiç böyle kesen olmadı daha önce, biliyor musun? Ay çok güzel kestin ya. Yok canım, ben de seni yanağımı çok tatlı, öp sen de benim yanağımı öp. Güzel mi? Çok güzel. Beğendin mi? Süper. Peynirli irmik helvamızı yapacağız. Sünaberimizi koyacağız. İrmik de 2 bardak. Bunun özelliği birdenbire yanmayacak irmikler. Peynirler de oluyor. Tamam. Öf be, nasıl koktu var ya. Eridikten sonra karıştıracağız. Of 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 of. Kaldı şimdi 2 tane yemeğimiz. Ne yapmak istersin? Sinik köftesi yapacağız, yapalım. Evet. Tamam, sinik köftemiz herkesin çok yapabileceği kolaylıkta. Çok zor değil, herkes yapabilir. İç harcını kıyma. Kıyma, maydanoz, soğan, aynen. Karabiber. Mersin mutfağından sinik köftesi. 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım su bardağı un, 2 adet yumurta, kimyon ve tuz.
İç harcı için yarım kilo dana kıyma, 3 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, pul biber, karabiber ve tuz. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su. Sini köftesi için ben sana patatesini doğrayayım. Ellerin yorulmasın. Şöyle bir çok ezdim. Çok teşekkürler. Hemen şeyi ıslamak gerekecek şimdi. Bulguru ıslayacağız. Bulguru ıslayacağız. Dur bunu biraz daha sıcak yaparım. Suyla ıslayalım. Ben sana getireyim. Sen bunu şeyini kes. Evet. Şöyle. Ne kadar ne istiyorsun? 2 bardak. Bulgur. Bu şey bulgur. İnce kısırlık bulgur. 2 bardak bulgur. Sen evde kiminle şimdi yaşıyorsun? Ben tek başıma yaşıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Sıkılıyor musun? Sıkılmıyorum. Akrabalarım, arkadaşlarım, ahbaplarım çok. Bırakmıyorlar. Sabah kahvaltısına komşular hiç bırakmazlar. Evde tek başına olunca insan böyle hani ne yapacağını şaşırıyor. Hani kendi yok hiç şaşırmam. Kayınvalidemden hani böyle kendi başınayken bir şey istemiyor ya insanın canı. Evet, ister benim ister. İlla ki yemek yaparım diyorsun. Evet, illa ki yemeğim olur yani. Hiç olmazsa komşulara veririm, yaparım. Kâfi. Sen Mersin'de yaşıyorsun. Bir bardak da un rica edeyim. Şimdi koymayalım, daha sonra. Peki. Şimdi kimyon yapacağız, salça. Şimdi bu bir dinlenecek. Bu dinlenecek, ıslanacak. Tamam. Ben sana ne yapayım? Soğan doğrayayım. Soğan doğrayacaksın. Patatesi iyice ezelim. Ben de yardımcı olayım sana. Patatesi ezeyim mi? Biraz daha şöyle istiyorsan tamam. Uğraşabilirsin. Bir dakika. Ben sana şöyle vereyim. Kolayladım zaten. Evet. Bu şimdi iç harcı için soğana başlıyoruz. Evet. İç harcı kıymanı kavuracağız. Soğanı kavuracağız. Kıymayı bayağı şöyle içli köfte içi gibi kavuracağız. Önce kıymayı koyayım mı? İlk önce kıyma kavrulsun, yağına binsin. Ne kıyması olduğu fark eder mi? Fark etmez. Her ikisi de olabilir. Kuzu kıyması da olur, dana kıyması da. Burada 350 gram dana kıyma var. Evet. Onu önce bir kavuracağız. Suyunu çekecek, yağına binecek kıyma. Ondan sonra soğanla atacağız. Tamam, anladım. Karıştıracağız. Ben soğanlara geri dönüyorum. Nursel'cim bir de kimyon bir tatlı kaşığı. Hemen verdim. Bir de buna yağını da koyayım artık. Biraz yağını koy. Tuz şuradaydı değil mi? Allah Allah. Şöyle bir kaşık biber salçası. Kimyon. Tamam. Bir çay kaşığı kimyon, birazcık da tuz. Sana su da koydum. Şöyle. Evet. Yumurta kıracağız. Evet. Daha sonra yumurtayı kıralım. Biraz sonra. Şimdi özel olmazsa oğlunun adı Volkan. Evet. Volkan Bey, senden biz mamul yapar mısın diye istemiştik. Evet. Volkan Bey anne demiş. Koskoca Nursel mutfağına gidiyorsun şortiye. Şu bütün mamulü evde bir de sen evet. Anlat. Bütün Türkiye dedi şey yapacak dedi. Seni izleyecek dedi. Şey yapmayasın dedi. Bunu bir önceden evde dene de bence git dedi. Akşam bir denedik tekrar. Çünkü uzun müddet gitmiş yapmamıştım. Gitmiş malzemeleri almış. Gitti malzemeleri de aldı. Eksikti evde bir iki malzeme. Hı-hı. Güzel yaptık, beğendi, tamam dedi. Rahat yatabilirim bugün dedi. Bana bak, onun canı istemiştir bence. Numara yapmış evet, bence. Evet, evet, yedi de güzel. Afiyet olsun. Şimdi bizim... Damadımı da çağırdı, birlikte beraber yediler. Afiyet olsun. Bizim de Volkan'ımız var. Volkan Bey'e şimdi şey yapıyorsun böyle, atıfta bulunuyorsun. Artık ben yeni Volkan buldum diyor. Evet, yeni Volkan buldum. Artık benim Volkan'ımın pabucu dama atıldı. Şimdi şey, yumurtasını da kıralım. Kıralım hayatım. Patatesini de katalım. 2 yumurta kıralım mı? Evet, 2 yumurta kıralım. Şimdi şeyini de karıştırıyoruz.
patatesini. Patatesini de karıştırıyoruz. Dur ben sana yardım edeyim. Yok yok, şöyle ağır kaldırmayın. Sonra Volkan Bey kızların bana kızar. Annemi çok yormuş Nursel der. Yok tamam. Bütün çocukların evli mi? Evli evli. Oğlum da evli. Evet, gelinim öğretmen, kimya öğretmeni. Oh, çok tatlı gelinim, çok severim. Selam söylesen mi acaba şöyle bakın? He? Efendim? İyi bakıyor mu oğluna? Bakıyor, bakıyor. Şu bir selam mı oğlumu söylesin? Pek görmüyor ki, oğlum hep yurt dışında. Aa. Senenin 3 aya bir, 4 aya bir geliyor. Neyse şimdi burada. Sevgiler bakalım. Damatlara evet, da gelinlere de. Evet. Öpücük yolluyorum bütün çocuklarıma. İçimizi ben artık soğumaya alıyorum. Tamam. Tamam mı? Bir kaba alıyorum. Çünkü onun... Hatta şu şeye mi alsam? Patatesi koyduğumuza mı alsam? Tamam. Ona da olabilir. Maydanozla karabiber de ilave edelim ona. Hemen ardından dolayı. Seven şey, bazen pul biber de atıyorlar. Seven. Birazcık da maydanozunu yapayım. Bir kaşık da un ilave ettik. Yetti mi? Biraz bir kaşık daha. Şöyle yarım bardak o zaman. Evet, yarım su bardağı un. Doğru olacak. Evet. Şimdi içimize maydanoz. Ekseriye ben tahminen şey yapıyorum ama bunun ölçüsü var yani. Genelde herkes öyle. Evet, el alışkanlığı. Göz senelerce yani. Yapa yapa artık. Alışıyorsunuz. Pul biber de attım. Tamam. Artık içimiz de hazır sayılır. Hazır. Hamur da hazır. Şimdi şey yapma işlemine geçeceğiz. Sana tepsini yağlayayım, şekerim. Evet, ikiye şöyle böldüm. Bol değil mi yağlayalım? Evet, bol. İyi mi? Biraz daha, evet, bol. Şimdi hamurumu ikiye böldüm. Yarısı alta, yarısı üstte şey yapılacak, işlenecek. Fırını ister misin ısıtmamızı? Fark etmez. Olsun, ısıtılsın. Isıtayım. Bu sinide de yani yapmak çok zevkli. Ya. Evet. O bizim benim bir tane genel yönetmenim var. Ha. O çok zevklidir. Böyle şeyleri çok sever. Evet. Onun bu tepsi. Ay çok şık. Aynı. Yani şey her zaman şu fırın tepsilerinde yapıyoruz da buna bayağı bir şey oldum ben. Bu tepsiye çok alışık değil çoğu gelen konu. Biz de ısrarla hani bunu da yapın. Hem sunumda da şık duruyor ama diyoruz. Şimdi bizim yaptığımız yemeğin ismi de sini köftesi tabii. Olunca siniyi icra ediyor. Evet, aynı. Şeyini, kabını. Şimdi şey malzemeyi koyun. Koyalım şöyle müsavi şekilde her tarafa. Nasıl kıymasını şekilde? Müsavi şekilde her tarafa. Eşit dağıt diyorsun. Eşit yani. Evet. Eğer değerlendirirseniz kalsın, makarna falan yaparsanız. Yaparız ama alıyorsa tamam, koyalım. Bol olmasın da biz tamam. İstiyorsan koymayayım. Koyma. Tamam. Bunu böyle eşit şeyde yaptık. Her tarafa orantılı olsun. Kıymalar her yere orantılı. Ve şöyle biraz elimizle bastıracağız. Şimdi bunu aslında bir yuvarlığa böyle yapıp ters de çevrilir. İstiyorsan yağlı yapalım. Kağıtta. Nasıl veya kolay ben gibi. Şimdi esas eski usul yapayım size. Bence de öyle. Bak şöyle elimizle yapacağız ve kapatacağız. Evet. Tamam, en güzeli. Tamam mı hayatım? Güzelciğim. Oh. Anne eli deyince başka olur. Her zaman. Evet. Nurselcim bak böyle böyle kapaladım, yamaladım. Ve kıymaları görünmeyecek şekilde kapatıyorum. Ben de söylediğin gibi sosuna mı hazırlıyoruz? Domates salçası bir kaşık. Evet. Yarım çay bardağı su. Yağ koyayım yağ biraz. Yağ da bol yağ koy. Yarım su bardağı yağ. Yağ. Evet. Bunun işi gücü yağ.
Yarım su. Ben çok ya diyorum. Benle çok dalga geçiyorlar. Ya. Niye biber değil domates? Şimdi biberin olmadığını söyleyeyim. Bu fırına girip de piştiği zaman biberlerin kabukları var ya. Böyle kalkıp kalkıp yanıyor. Simsiyah oluyor. Hmm. Domates salçasında kabuk olmadığı için domates salçasını tercih ederler. Anladım. Yani. Mantıklı. Biraz püf noktası evet. Var yani. Ha, şimdi de örtbas edelim. Evet, rütüş yapıyoruz. Oldu. Şimdi bunu şey yapalım ya. Şöyle güzel yayacağız. Maşallah süpersin. Yaşını söylemeyeceğim, nazar değmesin. Müthiş. Şimdi benim beyim Kıbrıslı olunca bütün üniversiteye okumaya gelen delikanlılar, o ailemizin gençleri bir gece feribotla gelirlerdi. Tabii otobüs gitmiş olurdu Ankara'ya, İstanbul'a. Ben misafir ederdim. Ondan sonra sabahleyin gidecekleri yere giderlerdi. Bıçak alayım ben. Keseceksin. Evet. Şunu şöyle kenarını da Nursel Hanım. Şöyle kıvıra kıvıra bıçakla. Ki pişince şöyle rahat çıksın. Tabii. Şöyle yapacağım. Biz bunu bunda sunarız ama. Çok evet, güzel bunda gözüküyor. Sunulacak. Bunun sini işte ismiyle, ismini şey yapıyor, icra ediyor yani. Evet. Şimdi bunu şöyle şey baklava dilimi mi yapalım? Dilimi nasıl olur? Senin büyüğün nasıl yapardı anneannen? Benim büyüğüm dikdörtgen tepsiye yaparlardı. Mesela şöyle verev verev şimdi yapılırdı. Yuvarlak. Yuvarlak. O zaman şey yapalım. Şöyle yapalım. İki tane düz yapalım kare. Buralar böyle 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 olsun. Nasıl? Üçgen yap olsun. Yap bakalım, hadi değişik olsun. Dur. Şimdi bak bunu böyle yapalım. Şöyle. Hiç böyle kesen olmadı daha önce, biliyor musun? Şöyle. Gerçekten hiç böyle kesen olmamıştı. Şöyle. Yer misin? Şöyle. Tamam mı? Bu taraf böyle oldu. Şimdi harika. Burayı da böyle yapalım. Burayı da şöyle mi yapalım? Kare kare yapalım. Evet, tamam. Tecrübe kardeşim. Çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. Yok canım, bizim. Yok. Öyle demeyin, üzülürüm. Nasıl yani? Sizler gençler daha yaratıcı, daha modern. Bizim bilmiyorum, gençliği de beğeniyorum. Yok ben yok gençliği. Öyle biz gençler haddimizi bilmiyoruz bazen. Yok estağfurullah. Şöyle. Bunu da böyle yapalım. Ay çok güzel kestin ya. Bayıldım. Şekil olarak. Yok canım, ben de senin yanağımı. Çok tatlı. Öp, sen de benim yanağımı öp. Ay, vallahi çok hoşuma gitti. Özellikle bir yemek kaşığı sapıyla buraları böyle yapacağız, içi pişsin diye. Bak püf noktası bu. Tabii. Gülmemi de hiç eksik etmiyorum. Hiç eksik etme gülmeni. Şimdi şöyle. Bunu da niye yapıyorsun babaanne derdim. Kızım derdi, içi iyicene pişecek, hamur kalmayacak. Vallahi hiç bu kadar kimse yani daha önce sinik köftesi yaptıklarım alınmasın ama gerçekten bu kadar tatlısını yapmamıştım. Şey işte bu Tarsus usulü. Gerçekten de çok iyi kesti yani. Tarihi Tarsus'umuz tarihi bir şehirdir. Aynen. Mersin sonradan oluşmuş şeyler gelmiş Mersin'e. Mısır'dan Laski Arapları ve bir de gayrimüslimler gerçek yerlisi. Bir de köyden gelmişler Müftü ailesi. Bu kadar Mersin'in yerlisi. Ama Tarsus binlerce yıl tarihi bir şehir. Roma şehri. Tamam bitti herhalde tamam, şeyimiz. Bitti. Bunu şimdi fırına vereceğiz. 45 dakika falan güzel kızaracak. O bitti yani bunun işlemi. Yalnız Nursel'cim biraz daha yağ dökelim buna. Dökelim. Bunun işi gücü yağ, yani yağı çok sever. İşi gücü yağsa tamam. Olsun. Tamam. Ama şöyle bir yapsan mı, o ne güzeldi, bozduk şimdi. Hangisini? Böyle bir... Yok şöyle yapılmış, tamam. Yağ yeri şey olsun. Girer o, pişerken girer. Tamam. Haydi fırına. 180. 180 de olur, 200 de olur. 190 yapayım. Tamam, İstersen 190 arttırırız. Yap. Tamam. Şimdi sırada peynirli irmik helvamızı yapacağız. Ne yapacağız? Onun başında pişip duracağız. Tabii yarım saat o ağır ve hafif ateşte kavrulması özelliği. Tamam. Sen anlatırsın, ben dinlerim. Tabii. Tamam. Hadi geçelim.
Mersin mutfağından peynirli irmik helvası. 2 su bardağı irmik, 100 gram dolmalık fıstık, 250 gram dil peyniri, 250 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, yarım limon suyu. İşte ilk böyle peçe kalkıp da şapka devri çıktığında annem şey yapmış, kullanmış. Takıp istiklalde yürümüş. İstiklalde yürüyen bir Türk kadına. Ben en çok şeyi çok sevdim. Hemşire, ebe olmuş. Tabii annem. Taksim Hastanesi'nin doğum kliniğinin baş ebesiymiş. Hı. İdealist olarak ben demiş gideceğim doğuda. Doğudaki kadınlara, bayanlara hizmet vereceğim. Buradakiler emin ellerde. Doktorlar var, ebeler var. Hı. Ve ben çok yaşadım. Aklım eriyor. 7-6 yaşlarında kar 2 metre. Önde jandarma, ben atın üstünde annemle 2-3 saatlik köylere gidip orada annem doğumu gerçekleştirir. Ve bazı geceler yatarız, bazen de geri döneriz. Gece. Doğum yaptığınız evde yatıyorsunuz. Doğum yaptığınız. Ha, tabii kim bilir kaçta doğuracak. Tabii ha. Belli değil. Ve gittiğimiz zaman hani hasta derdi annem, ben çocuktum çok benim şeyime gitti. O zaman ahırda affedersin. Hasta nerede derdi, evlerine bakardı, şöyle hasta yok. Doktor hanım, ahırın içinde niye ahırda yapıyorsunuz, orası sıcak. Hmm. Kar yağmış, çok tabii. Soğuk, eksi kaç derece. Hayvanların nefesinden kalorifer gibi ahır. Kadıncağızı kapıyı bir açardı ki kadın orada sancı çekiyor. Ah canım, ama işte yokluk, yokluk ve soğuk var, hava, soğuk var. Kadar, ay ne kadar. Annem onu alırdı, yukarılarına çıkarırdı ve giderken annem bayağı bir iaşe götürürdü. Bit akıyordu herkesin saçında. Sabun yok, sabun bulamıyorlardı. Tabii. Sabun ve şeker götürürdü anne. Yokluk gerçekten çok aldığı zor. Aldığı maaşın hepsini oradaki bayanlara harcardı. Helal olsun. Evinde halısı yoktu. Kaymakam demiş ki bir gün utanıyorum demiş. Meda Hanım demiş. Şehre gelenleri demiş seni çağırıyoruz. Hani telaffuzu güzel İstanbul bayanı. Şehrin sorunlarını, kazanın sorunlarını anlatmak için annemi çağırırmış. Şu mantondan utanıyorum demiş. Bir manto diktir demiş. Ben giyime önem veren insan değilim demiş. Çiçek götürmezmiş yani. Maaşını paylaşırmış. Evet, evet. Neyse tam böyle manto verildi şeye terzi. İki tane de elbise vermiş. Giymek nasip olmadı. Terziden öldükten sonra geldi. Ah canım. O mantosu. Düşünün. Hiç bitsin istemiyorum ama evet. Son yemeğimizde sıra helva yapacağız. Şimdi irmik helvası yapacağız. Dil peynirli irmik helvası. İnanın yağ koymuştum, erittim, kapadım hani kahve içelim biraz daha sohbet edelim diye. Sen kahveni iç, istiyorsan öyle başlarız. Sen başlayabiliriz, önemli değil. Ya da kahveni de al. Tabii gel. Tabii tabii. Nasıl olsa tabii. Onun işimiz uzun. Gel tabii. Böyle. Tekrar açayım yağın altını. Buraya 250 gram... tereyağı koyduk. Evet, biraz da sıvı yağ. Biraz da sıvı yağ dökelim. Ondan sonra sünaberimizi koyacağız. Çam fıstığı sünaber. Çam fıstığına sünaber mi deniyor? Evet, biz sünaber deriz. Yarım çay bardağı kadar iyi mi? Yeter. Tamam. Parlak olması için irmik helvasının. İrmik de 2 bardak. Bak. Ondan sonra şey, irmiği böyle bir şey yapıyoruz burada. Şimdi belki yağa göre değişir mi ölçü? Yok. Hemen hemen aynı. İyi. Yani yağ bol yağlı. O kadar mı? 2 bardak mı koyacaksın? Evet, yetmez mi 2 bardak? Ben sana göstereyim sunum kabını. Bilmiyorum ki. Bak bakalım. Şöyle bir şey de sunarız. Şişer de o. Şerbeti şişer, olacak. Şişer. Evet. Peynir de şey yapacak. Doğru. Hacimi yapacak. Dil peyniri koyacağız kapamaya yakın. Evet. Kaç şerbet koyayım? Şimdi buna 2 şeye 3 bardak şıra koyun. Şeker koyun. 3 bardak da su. 2 bardak irmiğe 3 bardak, bardak şeker. Veya 2 bardak şey. 2,5 bardak da olur. 3 bardak da şey. Su. Bu yalnız işte ağır kavrulacak. Bunun özelliği birdenbire yanmayacak irmikler. Evet. Gerçi tencereniz de çok güzelmiş, kalın tabanlı. O evet, biraz geç ısınıyor ama evet. Güzel, yok, güzel yapıyor. Kavrulur. Pilavı falan da ben ya en çok kullandığım tencerem bu. Çok güzel. Artık kısa aldım, biraz daha yavaş olsun. Neredeyse de olmak üzere.
Senin peynirler olana kadar. Oldu, peynirler de oluyor. Dil peyniri. Dil peyniri. Şey güzel. Tuzsuz dil peyniri. Hı hı. Bolu'daki peynirlerden de oluyor. Bolu peynirlerinden. Karadeniz'in mıhlama peyniri de olabilir şerbetten belki. Şerbetten sonra mı peyniri evet, koyacaksın? Evet. Peyniri, tamam. Şerbet. Şöyle bir sıktım. Tamam. Bir tıkırdasın. Kâfi. Hemen şerbetle buluşturalım. Sonra Volkan onu sıcak sıcak yesin. Senin bu Volkan yarım akıllısı. Benim Volkan 2 oldu. En son. Volkan'ın tababucu tamam atıldı. Mersin'deki Volkan'ın. En son helva yapılınca bir yedi sıcak sıcak öyle helva mi? Yenir mi öyle? Ya. Yakmasın da. Kaç bir ay öyle şişik dille dolaştı. Ne yapayım, katayım mı şerbeti? Kat artık. Oldu. Bismillah. Ama sıçrayabilir, dikkat edelim. Aynen. Çünkü o da sıcak, bu da sıcak. Kapağı var mı bunun hemen şöyle? Çok çabuk. Ya çok ciddi yakar evet, çocuklarınızı şöyle. Falan aman şöyle dikkat şey edin. Bu olay biraz. Şey alalım. Tıktık. Şey kapatıyorum. Ama. Volkan'a sataşırsam olacağı budur. Bu şimdi çeksin ha. Çeksin. Öf be nasıl koktu var ya. Yedi komşuya gider kokusu. Çok iyi. O yüzden dağıtıyorlar değil mi tabii, zaten tabii, bir şey tabii. Kokunca. Şeylerin ruhlarına. Tabii. İyi günde de kötü günde de yapılıyor. Bizim helva ile ilgili evet. Böyle bir şeyimiz var Türklerde. Nasıl bir masa kursak acaba? Sana ne yapalım? Pembe. Pembe kurayım mı? Pembe olabilir, olayım mı? Güzel. Şöyle yapayım. Ben kıyafetimi değiştireceğim mi? Tabii istersen. İşte giyeceğim şey. Vallahi. Şöyle kıyafet. Ay, yani ceket. Tamam o zaman bu çok olsun. Çok güzel kıyafetlerim vardı da oğlum şey yapmadı. Bunu o münasip gördü. Oğlun mu karar verdi ne giyeceğini? Elbiselerim vardı güzel. Bu Volkanlar böyle Volkanlar oluyor dedi demek ki. Anne dedi onları giyme. Ama helal olsun seninle ilgileniyor demek ki. İlgilenir ha? Çok evet. Çok düşkündür. Volkanlar çok annelerine düşkündür. Annelerini çok severler. Evet. Şöyle bir masa kuralım ha ister misin? Çok güzel misin? Benim kıyafete de uyar. Bence de. Şeyim de şu renk çiçeğim. Ay çok tatlı. Vay vay vay. Vay vay vay. Bak. Evet. Süper. Evet. Harika olmuş. Burada yüksük çorbamız. Burada onun üstünün kıtırları. Nurselciğim artık şeyi irmik helvasının peynirini koyuyorum. Hemen geliyorum. Çok merak ediyorum. Tam böyle şeyini çekti. Ay ay o kadar güzel kokuyor ki. Karıştıracağım mı üstünden mi bırakacağım? Şöyle biraz eridikten sonra karıştıracağız. Yine şöyle 250-300 gram kadar dil peyniri koyuyoruz. Evet fazla bile bu yani. Hepsini koyma o zaman. Şimdi onu uzaya direkt kabına alırız. Of 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 of. Kabına mı alacağız? Aynen. Tamam. Kapatıyorum. Kapat. Dökmek ister misin? Dökeyim mi? Siz dökün. Elin ağrımasın. Ben dökeyim. Fark etmez yani. Haydi bakalım. Var ya tam kabına göre yapmışsın. Yüksük çorbasını da tamamlayacağız. Sen şimdi oğulcuğunun seçtiği kıyafetlerini giy. Ben de buraların hazırlığını tamamlayayım. Günün en mis kokanağını sunumlar. Mükafat zamanı. Haydi. Yağımı döküyorum. Şöyle çok güzel ekşimi döküyorum. Turunç ekşisi.
Siz limon da koyabilirsiniz. Gel hayatım. Ay çok da güzel olmuşsun. Hakikaten çok güzelmiş yalnız. Bu sonradan mı taktın? Evet. Sen taktın. Evet. Annesi yakışmış. Şey, evet. İğne oyası. Kim yapmış i̇ğne onu? Oyası. Bu Tarsus'taki bayanlar yapıyorlar. Harika. Oraya has bir şey iğne oyası. Şöyle şunu bir güzel karıştırayım. Hı. Başka bir şey var mı bunun? Şey, kimyon ve şey pul biber dökeceğiz. Öyle yani mi? Arzuya göre atılıyor. Dökelim, dökelim. Evet, baharat güzel dökülüyor. Kimyonla pul biberi. Karıştır bir kere daha. Bugün her şeyimiz bakır oldu. Evet. Ha, madem öyle. Tarsus, Mersin yöresel işte bakır iyi oldu. Evet, yemeklere has. Mangır çorbası da bakırda olur zaten. Mangır. Yüzsük çorbası. Evet, şurayı alalım mı? Tamam. Ben sana tutayım, sen dök. Şöyle kaşıkla indir. Devir, senin vardır bir sözün buna. Boşalt devresi. Bugün sen beni düşün, ben seni düşün, evet, helak olduk. Evet, ikimiz birbirimizi, lazımız birbirimize. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Eline sağlık, doktormuşsun ya. Ay canım benim, sana o kısım geldi. Canım. Çok tatlı değil mi? Şimdi siz de tatlısınız. Yüksük çorbası için şöyle güzel köfteler yaptık ve hamurdan içine bir para para hamurlar yaptık. Şimdi üzerine bir de kızarttık o hamurlardan. Evet, ne yapalım, masaya taşıyalım artık. Kuru nane. Kuru nane. Kuru nane. Güzel mi? Çok güzel. Beğendin mi? Süper. Siz beğendiyseniz ben çok de beğendim. Güzel, eline sağlık. Çaktırmadan yerine koyuyorum ki masada görüntüsü güzel olsun. Şimdi ben çorbamı aldım. Hepsi çok sıcak, dikkat edin. Benim sana nacizane bir hediyem var. Tutacağım nerede Ceylan? Tutacak nerede? He? Tutacağımız kalmamış. Ben seni buradan tutacaksız asla göndermem. Şunu yeni aç. Yeni kulandayı vereceksin. Yeni açmıştım. Şunu sana vereceğim. Çok teşekkürler. İyi günlerde kullan. Gel bir vedamızı edelim, oturalım, yemek yiyelim artık. Hayatım, bugün ne yemekler yaptık? Şöyle hatırlayalım mı? Evet, şuradan. Nursel'cim, şimdi ilk önce yüzsük çorbası yaptık. Ondan sonra acebek salatası, peynirli irmik helvası ve sinik köftesi. Mutfağınızdan böyle gerçekten anne eli değmiş misler gibi yemek kokusu. Masanızdan büyükleriniz, bence hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım. Nerede izleniyorsak herkese afiyetler olsun. Buyur hayatım.